Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Ben Fırat. Bu videoda MSI laptoplarda Fn tuşu ile Windows tuşunun yeri nasıl değiştirilir bunu anlatacağım. Normalde çoğu kişi bunu değiştirmiyor. Hani yerlerini değiştirmeden kullanıyor çünkü ihtiyaç yok. Ama bazıları yerlerini değiştirme ihtiyacı duyuyor. İşte MSI da bize böyle bir kolaylık sunmuş. Fn tuşu ile Windows tuşunun yerini değiştirebiliyoruz. Şimdi dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var. Fn tuşu bir kontrol tuşu. Hani bilgisayardaki kısa yolları kontrol etmenizi sağlıyor. MSI'nin mesela Shift diye bir yazılımı var. Modları var. Bu modlar arasında geçiş yapmanızı sağlıyor. Hani örnek verdim ben şu anda. Bunların hepsini Fn tuşu ile yapıyorsunuz. Şimdi Windows tuşu ile yer değiştirdiğimiz zaman başka şeyler oluyor. Yani bu sefer Windows tuşuyu da yapmaya başlayacaksınız. Zaten videoda göreceksiniz bunu, anlatacağım size. Bu video genel olarak hani bu şekilde olacak. Ben şunu da söylemek istiyorum burada. Bu işlemi normal bilgisayardan hani işletim sistemini başlattığımız zaman yapmıyoruz. BIOS'tan yapıyoruz arkadaşlar. BIOS'a girip oradaki bir ayarımızı aktifleştiriyoruz ve bu işlem gerçekleşiyor. Şunu da yine eklemek istiyorum. Her BIOS'ta bu özellik olmayabilir. Yani MSI laptopunuz vardır ama BIOS'a girdim böyle bir ayarı bulamadım diyorsanız hani olmayabilir. Çünkü emin değilim. Hepsinde var mı yok mu diye bilmiyorum. En azından benim kullandığım bilgisayarda olduğu için bu videoda size göstereceğim bunu. Video ile alakalı bana sormak istediğiniz herhangi bir konuda bir şey varsa aşağıdaki yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde herhangi bir konu hakkında yine bana sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıdaki sosyal medya adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize cevap vermeye gayret gösteriyorum. Şimdi dilerseniz videomuza geçin. Evet arkadaşlar, şimdi MSI laptoplarda Fn tuşuyla Windows tuşunun yerini değiştirmeye göstereceğim sizlere. Şimdi ilk başta bilgisayarı buradan açıyoruz. Ve daha sonra bilgisayarı açılırken Delete tuşuna sürekli basıyoruz. Evet, Delete'ye bastık ve BIOS'a girdik. Şu anda bendeki BIOS Aptio BIOS. Sizde farklı olabilir. O yüzden yeri de farklı bir yerde olabilir. Eğer ki bu BIOS'u kullanıyorsanız şuradan Advanced kısmına geleceksiniz. Ok tuşuyla geldim. Buradan bakıyorum. Win Fn Key Swap diyor. Burada gördüğünüz gibi yani Windows tuşuyla Fn tuşunun yerini değiştir diyor. Bu devre dışı şu anda burada. Enter'a basıyorum. Enable yapıyorum. Daha sonra sağ ok tuşuyla Save Exit kısmına geliyorum. Değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz? Enter, Enter. Evet, şu anda bilgisayar kapandı ve yeniden başlıyor. Bir açılmasını bekleyelim. Evet, ben hemen şuraya parolaya giriyorum. Parola değil de pin kullanıyorum. Size de öneririm pin kullanmayı. Daha pratik oluyor. Hatta MSI şu anda bir tane Prestige serisi bir cihaz çıkardı. Prestige değil de aslında Creators diye bir seride bir cihaz çıkardı. Ve bu cihazın touchpad'inde parmak izi okuyucusu var. Evet. Hani gerçekten kullanışlı bir şey. Benim deneme fırsatım oldu. Evet, bilgisayar açıldı. Şimdi buradan touchpad'i etkinleştireceğim. Bakın, normalde şununla F3 tuşuyla yani Fn artı F3 yapıyorduk touchpad'i etkinleştirebilmemiz için. Ama bakın şu anda Fn tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi Fn tuşuna basıyorum ve Windows menüsü açılıyor. Yani Fn tuşuyla Windows tuşu yer değiştirmiş. Benim touchpad'i açabilmem için Windows artı F3 yapmam gerekiyor. Evet, şu anda touchpad açıldı arkadaşlar. Şimdi söylemek istediğim kısım buydu. Normalde bu klavyenin üstündeki bütün kısa yolları biz Fn tuşuyla kontrol ediyoruz. Şimdi Fn tuşunun yerini değiştirdiğimiz için, Windows tuşuyla yer değiştiği için artık hepsini Windows tuşuyla yapmamız gerekiyor. Mesela Shift teknolojisi. Hemen gösteriyorum. Windows tuşuna basıyorum. F7'ye basıyorum. Bakın alt tarafta görüyor musunuz? Modlar arasında geçiş yapıyorum. Önceden Fn tuşuylaydı. Şimdi Windows tuşuyla yapıyorum arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Bilginiz olsun. Bu videomuzda genel olarak bu şekilde. Yine
Kapatmak isterseniz aynı işlemi yapıyorsunuz. Yani yine BIOS'a giriyorsunuz. Delete'ye basıp BIOS'a girip Advanced kısmına gelip oradan bu seçtiğimiz ayarı Disable, yani devre dışı bırakıyorsunuz arkadaşlar. Yine FN tuşu FN oluyor, Windows tuşu Windows oluyor. Evet, bu videomuz bu şekildeydi. Umarım sizler için faydalı ve güzel bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca YouTube kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.